Herkese merhaba. Bugün teknik destek serisi videosunda yeni tecrübe ettiğim bir konuyu paylaşmak istiyorum. 6.2 versiyonuna update edilmiş bir firewall'da SD-WAN üzerinden DHCP relay yaparken dikkat etmemiz gereken bir konu ortaya çıktı. Basit topolojimiz şöyle. Burada şube ve merkezi birer yapı olarak göstermeye çalıştım ama normalde çok daha fazla şube vardı yapıda. Olay şu. Şubedeki DSL FortiGate üzerinde bir tane DSL hat takılı. Yedeklemek için de bir tane FortiExtender takılı. Bu şubedeki cihazımız dial-up VPN ile geliyor. Ve arkadaki clientlar da DHCP Relay ile merkeze geliyorlar. Normalde DHCP Relay trafiği bu şeyde olduğu gibi dial-up VPN üzerinden gitmeli. Ama biz bunu kontrol ettiğimizde ya da sorun yaşanmaya başladığını fark ettiğimizde, kontrol ettiğimizde diagnoz ile trafiğin internete doğru gittiğini gördük. Yani bir şekilde DHCP Relay doğru yere ulaşamıyor. Dial-up VPN'e girmiyor. Normal şartlarda baktığımız ya da standartlarda baktığımız ya da müdahale ettiğimiz yerleri kontrol ettiğimizde konfigde değişen bir şey görmedik. Ama şöyle bir konu ortaya çıktı. Update sonrası ortaya çıktığı için konu ya da sorun update ile birlikte bir şeyin değişmiş olabileceğini varsayarak ufak bir araştırmaya giriştik ve sonuçta şu ortaya çıktı. FortiGate 60E DSL üzerinde 6.2 update sonrası DHCP Relay için özel bir komut gelmiş. Varsayılan da auto olarak geliyor. Şurada gördüğümüz setDHCP Relay interface metodu. Biz bunu SD-WAN olarak değiştirdik ve artık tekrar SD-WAN üzerinden dial-up VPN'e girmesini sağlamış olduk. Bu konfigürasyonu uç noktadaki cihazlar için yapmak gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra tekrar diagnostla kontrol ettiğimizde işte arka taraftaki el terminalleri, clientler vesaire IP alması gereken cihazların IP aldığını tespit edebildik. Bu da bizim için değişik bir tecrübe oldu. Eğer benzer sorunu update sonrası yaşayanlar varsa umarım işine yarayacaktır diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.